Gençler, herkese merhabalar, günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum herkese. Güne vlog çekerek başlamak istedim. Anlamlı bir vlog olacak benim için. Neden derseniz, Honda Forza 250 ile bu son sürüşüm olabilir. Evet, motosikletimi satıyorum. Ve yeni bir Forza'ya geçiyorum inşallah. Ben de önce bir story çekelim. Bugün Forza'mızda son sürüşümüz. O yüzden bir vlog çekeyim istedim. Bulutlar çok güzel gözüküyor. Dayanamadım, bir tane story çekeyim dedim. Evet, yolculuğumuza devam edebiliriz. Hadi bakalım, gidelim. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Günaydın. Umarım iyisinizdir. Ben bomba gibiyim ya. Ben çok iyiyim. Neden derseniz, sezon açılıyor çünkü. Yalnız bulutlar harbiden çok iyiymiş ya. Siz görmediniz değil mi? Şöyle göstereyim size de bak. Baksana. Hava çok iyi. Ben gökyüzüne bayılıyorum ya. Vallahi gökyüzü manzaralarına bayılıyorum. Çok seviyorum ben gökyüzü manzaralarını. Evet, ne diyorduk? Forza'mızla bugün son sürüşümüz. Forza'yı sattım. Kaç binde şu an? Bakalım. 15.892 kilometrede. Range'imizde 346 kilometre. Forza ile yollarımızı ayırıyoruz. Bundan sonraki günlük kullanacağımız olan motosiklet ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Sürpriz olsun ya. Yine tahmin edebileceğiz bir şey bence ama söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Ona da bir video çekeriz. Ben Forza'yı 15.000 yani 16.000 kilometrede kullanıyorum. Aslında şöyle, bu benim 1, 2, 3, 4. Forza'm. Yani Forza Türkiye'ye geldiği dönemden bu yana ben her sene değiştiriyorum. Bunun da sebebi kilometreden dolayı tabii ki de. Ben ciddi şekilde kullanıyorum Forza'yı çünkü. Yani günlük ben 120-150 kilometre falan yol yapıyorum Forza ile. İşe git gel, sağa sola git gel falan filan derken haliyle kilometre de artıyor. Haliyle de TC şartlarında motosikletin kilometresi anlamlı ve değerli olduğu için o yüzden her sene imkanım olursa değiştiriyorum. Bu sene de Forza'mızı 16.000 kilometre kullandık ve bugün son sürüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrası yeni motosikletimizle yola devam edeceğiz. Bir de benim motosiklet demelerime çok takılanlar oluyor. Şöyle, ben günde en az 1000 defa motosiklet diyorum. O benim motosiklet dememe takılan arkadaşları davet ediyorum. Günde bir böyle bir 1000 defa motosiklet der misin diyorum benim için. Çünkü hem işim gereği hem hobim gereği ben günde yaklaşık bir bin kere gerçekten motosiklet diyorum. Bu şaka değil yani, ciddi manada söylüyorum bunu. O yüzden bazen diş sürçmesi olabiliyor. Bu yüzden de fazla tepki göstermeyin. Kanalımda yaklaşık bir 300-400 tane motosiklet dediğim videolar mevcut. Ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah. Allah Allah. Sabah sabah. Bu insanlar daha uyanamamış. Çünkü onlar motosiklet kullanmıyor. Motosiklet kullansanız böyle olmaz. Bak, trafikte beklemezsiniz böyle. Neyse. Anlatamıyoruz işte. Diyoruz ama anlatamıyoruz. Yapacak bir şey yok maalesef. O yüzden insanlara motosikleti aşılamaya devam ediyoruz. Ben bu konuya nereden geldim? Arif'in Manchester attığı gol ararken nasıl oldu da biz buralara geldik? Neyse işte, Forza'mızla ayrılık var. Ben Forza'yı seviyorum ya. Gerçekten hani kullanım pratikliği olsun, bagaj genişliği olsun, şu hareketli ön camının olması olsun,
Ulan bir de şunları sevmez sizi. O yüzden Forza bana çok avantajlı ve çok mantıklı geliyor. Yakıt tüketimi düşük. Şehir içinde pratikçe kullanabiliyorsun. Hafif uzun yol, uzun yol desen uzun yola da geliyor. Her şeye geliyor ya. Dört dörtlük motosikleti yani hani. Hiçbir şey ben yapamam demiyor. Bir tek araziye giremiyor o kadar. Ya illa ki araziye gireniniz de vardır da. O işin motoru bu değil. Ben Forza'mla mutluyum, memnunum. Ama ufak bir değişiklik şart olmuştu. O değişikliği de bu hafta yapıyoruz Allah'ın izniyle. Forza'nın benim beğenmediğim hiçbir yönü yok. Sadece tek beğenmediğim yönü koltuğu böyle bir tık sert ya. Bir tık sert. Hani alışıyorsun, alışıyorsun da. Hani böyle yumuşak olsaydı biraz. Bir tık ya. Çok fazla değil. Bir tık yumuşak olsaydı her şey çok daha keyifli olurdu. Onun dışında bacak boyu, gidon mesafesi, cam yüksekliğinin, elektrik cam yüksekliğinin hareketle ayarlanabiliyor olması bence çok keyifli. Aynalar biraz kördek oluyor. Benim kollar uzun, kollarımı ben böyle kırmam gerekiyor. Arkamı, tam arkamı görebilmem için. Yani dışarıyı gösteriyor. Yani kör nokta kalmıyor aynayı ayarladığınız zaman. Yani çok fazla kör nokta kalmıyor aynayı ayarladığınız zaman. Ama tam arkamı görebilmem için şu kolumu şöyle içeri çekmem gerekebiliyor. Bazı arkadaşlar bunu balık gözü ayna takarak çözmüş. Ben de onu sevmiyorum. Yani ne bileyim, kafa karıştırıyor bana göre iki tane ayna. O yüzden ben takmıyorum. Şöyle kolumu çekip arkama bakıp devam ediyorum. O da alışkanlık, refleks oldu zaten bende. Yani onun dışında Forza'nın öyle beğenmediğim bir özelliği yok. Motosikletin virajı çok iyi mesela. Ben bununla zaten bir viraja giriyorum yanımda arkadaşlar falan varken arkamda. Onu da sen ne yapıyorsun diyor yani. Diyorum güven veriyor. Hani giriyor, kaldırıyor. Girdiği gibi virajdan çıkıyor. Rahatsız etmiyor diyorum yani. Hal böyle olunca insan dayanamıyor yani. Ben Forza'yı standart kullanmıyordum. LG ısıtma koymuştum. Önde iki tane far vardı. İşte yan turuncu şeritler, arka stop çakarı. Şuraya parmağım, şu parmağımın ucuna çakar tetiği koymuştum. O tetiğe basılı tuttuğum zaman selektör yapıyordu. Yine yeni aldığımız motosiklete bunları ekleyeceğiz büyük ihtimal. Yapacağız bir şeyler ya işte. Fırsat buldukça, zaman buldukça yapacağız. Biraz yoğunum. İş güç yoğun. Sosyal hayatım yoğun. İşin yoğun olmasının sebebi sezon açıldı biliyorsunuz. Yani motosiklet sezonu artık açıldı. Ya bu arada çok... Bir şey diyeceğim. Bu en sevmediğim dönemlerden bir tanesi biliyor musun? Neden biliyor musun? Şu an benim üstümde kışlık mont var. Dün akşam çıktım. Hava güneşliydi. Bir de sıcaktı. Biraz terliyor gibi oldum. Böyle havalandırmaları açtım. Sonra bak şimdi havalandırmalar çıktı. Yine kış aynı mont var üstüme. Havalandırmalar çıktı. Oradan üşümeye başladım. Şimdi havalandırmaları kapattım. Yani bu dönem böyle bir mont mu giysem, şortun üstüne bere mi giysem, ne bileyim tişörtün üstüne atkımı bağlasam dönemi. Bu dönem şöyle şey ya, hani ya bu dönem de güzel tabii, ilk bahar havası ama yine de insan lan ne giysem acaba diyor yani. Ben mesela halen şey, kışlık mont, kışlık eldivenle falan çıkıyorum böyle. Niye? Hava sabahları serin. Akşam dönüşte de trafik gördüğüm zaman böyle bir inceden daral gelmeye başlıyor. Neyse bir ay sonra bu zamanlar da geçecek. Komple yazlık monta, yazlık eldivene, yazlık ayakkabılara falan geçeriz. Yani durum, vaziyet, şekil, haberler falanlar filanlar bu şekilde. Bir bilgilendirme videosu olsun dedim ya. Yeni motosikletimizin haberini verelim dedim ya. Sizin de sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şeyler varsa eğer bu videonun altında yorumlar kısmında belirtin. Onun hakkında da iki kelime ederiz, video çekeriz. İmkanımız var yani. Her imkanımız var video konusunda. Yorumlar kısmında belirtin.
Eğer mantıklı gelirse, kafama yatarsa muhakkak onun hakkında da bir video çeker, yorumlarım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.